Babam bir gün eve geliyor. Anneme diyor ki Hacer Hanım diyor, İnönü diyor göçmen olarak adaya aileler istiyor. Önce bizi Van'a göndereceklerdi. Van'a deyince babalarımız kabul etmedi. Ondan bir müddet sonra bu Çokça'da İmroz adedi çıktı. Altıgöy'de 15 tane yazdılar muhtarlarım var var. Annemler babamlar 1947 yılında işte bir kış günü buraya gemiyle gelmişler Trabzon Sürmene'den. Çivra köyüydü o zaman ismi. Şu anda Balıklı Mahallesi olmuş. Biz Sürmene'ye geldik. Ufak bir iskeleye. Bizi sandallan bir gemiye götürdüler. Ve bir haftada İstanbul'a geldik. 1947 Şubat ayının 22'sinde Gökçeada'ya geldik. O zaman liman yoktu. Gemi Alarga'da dururdu açıkta. Memleketten gelirken de iki tane balıkçı sandalı gemiye koydu. Balıkçılık ya. Buraya dediler ki Lazlar geliyor. Şöyle asarlar, böyle keserler diye burada bir şaya yayıldı. Naz ne diyor ne desin, o da senden insan, o da insan. Rumlar bırak bizi, kendi yolcularını da almaya gelmedi. Ondan sonra zaman içinde bunlarla arkadaş olduk. Beraber eğlenceye gittik, yemek yedik. İyi dostluklarımız geçti yani. Biz balıkçıydık. Hani balıkçılıktan başka bir şey bilmezdik, topraktan anlamazdık. Yani ölmeye yakın toprağa baktık. Bir tek araba var burada. Bir tek o da özel idarenin. Eşyalarımız onunla beraber buraya geldik. Bu ağaçlıklar yok. Buralar üzüm bağlıydı. 25 tane ev yapılmış buraya. Evlerin tavanlarına çıta var. Çıtaları samanlı çamurla suvanmış. Altı toprak. Bizi bu evlere geldi, soktuları ev diye. Rahmetli anam dedi, ben bu çocukları bu kadar dedi, büyüttüm dedi. Şimdi çanlı toprağa mı koyacağım bunları, biz geri gideceğiz dedi. Bu toprağa yatamayız. O zaman toprakta kış mevsimi, sulak, rutubet, yani hastalık birebir. Annem evi görünce saçlarını yoldu. Beni nereye getirdin diye. Hatta geri dönmek istemiş de babam çok yalvardı ona. Annemin babama söylediği bir laf hala kulaklarında. Adam dedi ne değişti? Orada da sırtıma yük taşıyordum, burada da sırtıma yük taşıyorum dedi. Yani Karadeniz kadınını sanki Allah yarattı, yükü de sırtına yazdı. Annesini, babasını annem çok özlerdi, annem çok ağlardı.
Mesela böyle minderler vardı. Minderleri yıkadığı zaman onun içinde parçalar vardı. Ağlardı. Bundan annemin elbisesi vardı. Onları çok hatırlarım. Ve çok güzel ağıtlar yaparak ağlardı annem. Hani özlem ağıtları yaparaktan ağlardı. Öyle onu hem dinlerdim hem benim de gözlerim yaşlandı tabii çocuktu. Tabii ki sürmeneyi özlüyorlardı ve tekrar gidip geliyorlardı. Annem sık sık gidip geliyordu sürmeneye ve ilk önce adapte olamamışlar buraya. Yani oradaki yaşam başka, buradaki yaşam başka. Ama ne yapsınlar? Çaresizlik, o zaman fakirlik yani. Geçimini zor temin ediyorlar. Devlet o zaman kişi başına göre 12 dönüm arazi vermişti babamlara, çocuklarına. Arazilerde ekiliyor, biçiliyor. İşte kimse bilmiyor ki, çiftçilik bilen yok bizde. Denizden başka bir şey bilen yok. Ama o zaman yol mesela gelirdi, Zeytiniköy, Tepeköy, atın, katırın üstüne, buraya gemiye yolcuyu verirdik. Yolcu alırdık. O şekilde devam etti. Eğer denizi bilmeseydik aç kalırdık buralarda. Yani yapamazdık. Babam Sürmene'de balıkçılık yapıyordu. Ve buraya geldik. Burada da balıkçılık yaptı. Fakat çocuklar büyüdükten sonra bir kısmımız araziyle, toprakla uğraştık. Hayvancılık, efendim buğday, kavun, karpuz, bağ bahçe üzerinde uğraştık yani. Bunları yaptık yani. Üç hane kaldık. Dereliler, Konyalılar ve Dağınıklar. Çünkü elimizde arazi kalmadığından dolayı bu insanlar adayı terk etti. Adaya uyum sağlayamayıp geri dönen hiç kimse olmadı. Çok sonra yine hep aynı şeyi vurguluyorum. Fakirlik var, kazanç yok adada. Ne yapsan insanlar, birkaç aile gitmek zorunda kaldı. Adadan göç 1963 Kıbrıs hadiseleri olunca, o zamanki hükümetlerin politikası olarak Milli Güvenlik Kurulu'ndan yetkililer geldi. Albaylar geldi Ankara'dan. Rahmetlilere dedim ki, bırakın da biz konuşalım. Biz de konuşturmuyorlar zaten. O zamanki terbiye öyleydi. Ufak konuşamaz. Biz konuşalım, imza alalım. Madem ki bu iskan hakkı alınmaz, istimlak edilmez, bırakın bizi, biz yapalım. Onu da bırakmadılar. Karadeniz'i insanı zaten öyle yani vatanı için, bayrağı için yapamayacağı şey yoktur. Babalarımızla konuştular. Verdiğimiz toprakları sizden tekrar geri alacağız. Rum'un tarlası böyle, Türk'ün tarlası böyle iç içe girmiş. Bütün tarlalar ne olacak? Türk'ün yerini almıyoruz, Rum'un yerini alıyoruz diye kamuoyuna karşı yanlış anlaşılmasın diye sizin de yerlerinizi alacağız ama bu yerleri biz ileride size tekrar geri vereceğiz. Ama bugüne kadar o verilen sözler hiçbirisi yerine gelmedi. Yani iki taraftan yıkım yedik. Hem Sürmene hem Gökçeada. Olduk vatansız. Biz isteyerek geldik buraya. İskan açıldı geldik. Ama dediğim gibi siyasi nedenlerle beraber yerlerimiz elimizden alındı. Bu yüzden hepimizin içi buruktur yani. Che ho mia lo derdi mesti guardia aman aman. Vallahi Rum arkadaşlarımızla biz kardeş gibi geçindik. Onların Paskalya bayramları vardı. Beni alırlardı işte, ben böyle güzel şarkılar söylerdim. Annelere tanırdı beni. Yani hiç onlardan kötülük gelmezdi bize. Hep tanırdık böyle birbirimizi. Mesela bakkala çakkala giderdik. Yaşlı bir yani diye bir ev vardı. O bizi görürdü mesela. Bize derdi ki, şimdi tabii Rum şivesiyle
Bre hasbi kaptanın çirkin kızları. Bunu unutmam. Biz Rumlardan çok memnunduk. Şimdi ben yalan konuşamam. Ne zaman Rumlar buradan gidiyordu, babam bizi Dedeköy'e getirdi. Bütün Rumlar bütün mallarını, eşyalarını sergilediler. Hani satılsınlar, ellerine para geçsin diye. Kristal vazolar, şekerlikler, tabaklar, işte bir sürü şeyler. Ha, babama dedim ki şunları baba alayım dedim. 30 lira param vardı. 10 lira da sen ver bana dedim. Alayım onları dedim. Babam asla dedi. Asla alamazsın dedi. Ağlayanın malı gülene yar olmaz dedi babam. Şimdi nefes aldım. Herkes işine bakıyordu. Onlar da geldi, onlara da yer verdiler. Onlar da işine bakıyordu. Yani aramızda iş birliği yapıyorduk. Böyle bir kinli bir düşmanlık yoktu. O zaman avcılık da yapıyorduk. Burada av çoktu. Denize de dalıyorduk. Balık o zaman doluydu, dolu balık. Şimdi yok. O zaman yine insan keyfini yapıyorduk istediği. İşini de yapıyordu, keyfini de yapıyordu, avcılığını da yapıyordu her şeyin. O zamanki bereketler bir daha dönmez. İster karada ister denizde olsun. O bereketler gitti. Hayat bir okyanustur. Bir fırtına olur. Her zaman her şey olabilir. Can sıkıntısı da olur. İyi günler de olur. Hayat böyle geçer. Böyle tatlıdır. Yalnız iyi olursa, yalnız kötü de olursa olmaz. Mutluluğu zenginlik getirmez. Mutluluğu insanın kalbi getirir. O Tepeköy'de benim bir 10 senelik bir mazim var. Tabii bu buraya da babamın sayesinde, yani babamın arkadaşlarının sayesinde girdik. İşte işler yapmaya başladık ve yani o babamın zamanında kurduğu dostlukların, onların bıraktığı itibarı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii Türk tavlasını işte herkes bildiği kadar, ben de işte biliyoruz ama onların oynadığı bir Yunan tavlası var ve onların o tavlasına çok özendim. 3 çeşit bir oyun oynuyorlar. Yaklaşık bir sene seyrettim. Yani nasıl oynanıyor falan ve en iyi oynanayanı bir seferde yendim. Ama ondan sonra hep beni yendiler tabii başka. Tutturamadık oyunu. Bu Karadenizler geldiğinde yeni bir arkadaşlarım vardı. Bilhassa Necmi, Fazlı, rahmetli Celal, Mustafa'nın babası. Kardeş gibi geçiniyorduk. Şimdi biz Mart ayında gidip motorları hazırlıyorduk. Boya yapıp Kaleköy'de. Mustafa'nın babası orada bir tane küçük bir büfe vardı. Yemek yap. Bunlar küçüktü hatırlıyorum. O zamanları da yani böyle bize yemek pişiriyordu. Şimdi yemek yiyorduk. Celal hesabımızı bakın. Dur rahmetli. Dur diyor şu kara gazuğu tutayım. Kara gazuk kalemi. Kalemi diyordu. Yazıyordu orada bir kağıt üstüne eski Türkçe. Eski Türkçe yazıyor ama biz anlamıyorduk ki ne var. Öyle yazıyorum ki anlamıyorsunuz. Halbuki yani şakacıydı. Yani böyle kazık mazık böyle bir şey yoktu. Biz yani çok şükür iyi geçindik senelerce. Burada Karadenizlilerin, Sürmenlilerin motorlarında Rum tayfalar çalışıyordu. Yani bir arada çalışıyorlardı. Sünger motorları vardı. Aynı şekilde Bodrum'a kadar gidiyorlardı sünger çıkartmak için. Uyumsuzluk diye bir şey söz konusu değildi. Zaten
Onlar adayı terk ettikten sonra, özellikle 74'ten sonra, o beraberliği birlikte yaşamış olan insanların dostlukları da bitmedi. Küçük yani'nin yanında kardeşim terzilik yapıyordu. Ve bu Rumlar güzel elbise dikerlerdi. Hem kadın üzerinde terzileri vardı, hem erkek. Bu adada ipek böcekçiliği çok yaygındı. Aşırı derece dut ağacı vardı bu adada. Konyalı ailesi olarak biraz kadın işi, ablam bu işi çok yaptı yani. Çalışıyorduk, çok çalışıyorduk. Bilhassa biz arazide çok çalışıyorduk. Ha, hakikaten o yıllarda para yoktu. Para dönüşmüyordu ama yiyecek bakımından bolluk vardı. Bolluk vardı. Hayatı böyle, bu zamana kadar böyle götürdük ve götüreceğiz yani. Ben bu yaştan sonra ne bileyim ben, nereye giderim ben? Ne yaparım ben? Ne yaparım? Hatırlıyorum tabii, 10 yaşındaydık. İlk geldikleri zaman daha tanıştık, hep beraberdik. Aramızda bir sorun yoktu. Anladınız mıydı? Yine o gelenlerden arkadaşlarım fazla var burada. Rahmetli Hakkı, Allah rahmet eylesin, kalanlardan. Necmi Dağınık var. Murat'ın rahmetli babasını tanıyorduk. Hasbi dayı, böyle derdik. Anladınız mıydı? Açıkça söylüyorum ki buluştuğumuz zaman eski günleri hatırlıyoruz. Şimdi onlar da o günleri arıyorlar. Biz de o günleri, o bereketli günleri arıyoruz. İşte buraya biz balık getiriyorduk satmaya. Babamla beraber buraya getiriyorduk balık satıyorduk. İşin ne oldu ne? Türkiye'nin en... Ben çoban, bu balıkçı, buradaki fabrikatör. Hepsi yaşamak istiyor. Evet, güzel geçiniyorduk, yaşıyorduk burada değil mi? Gümek de basın bu. Yok ya, ne o zamanlar çok... Çalışacaksın. Gerçekten daha fukaraydık. Evet. Ama daha iyi şeyler vardı. O zaman yani... Bağlılık daha ya? Çok. Hakikaten öyle yani. Ben neyi hatırlıyorum biliyor musun? Her yediğimiz şeylere de temizdi yani. Temiz, böyle temiz. Sarpa balığı getirdik. Sarpa çok vardı o zaman. Hani bir kilo yapıyorduk böyle. Torba yoktu o zaman. Vurla yapıyorduk. Birer kilo. Ne? Getiriyorduk buraya, koyuyorduk. İki tane çavalya, üç çavalya. Herkes alıyordu gidiyordu. Para yok, bir şey yok. Babam oturuyordu buraya. O geliyordu, veriyordu para. O getiriyordu, veriyordu para. O getiriyordu, yok, para kaybol, veriyordu. Kaybol, kaç kilo getirdik buraya balık? 100 kilo. 100 kilonun parası geliyordu. Geliyor, bir kilo şaşmaz. O temizdi. Aa, yani. Temiz. Bir kilo şaşmaz. Temiz. Evet. Cide. Dereköy Türkiye'nin en büyük köyüydü. 3500 tane Rum asıllı Türk vatandaşı yaşıyordu orada. Orada otel dahi vardı. Çamaşırhaneler. Kadınlar çamaşırhanelerde çamaşırlarını yıkarlar, eğlenirler. Çok güzel bir hayat sürüyorlardı. O hayatları niye bıraksın gitsinler? Zorlarsanız gider. Yazık oldu diyorum yani. Onların da kültürü güzeldi. Biz bazı kültürlerimizi oradan aldık yani. Bizden onlara hiç zarar gelmedi. Bir tanesi diyemez ki, Karadenizli benim kızıma baktı, evime şöyle yaptı diyemez. Ve yıllar sonra... Geçen gün beraber okuduğumuz kadını hastanede gördüm. O beni tanıdı, ben onu tanımadım. Ve bana ne dedi biliyor musun? Biz kardeşmişiz dedi de anlamadım ben onu. Ya. Ben 1964 yılında, o zaman kapatılan Rum okulunun yerine açılacak olan Türk okulunun Türkçe öğretmeni olarak geldim. 47'lerle geldiğimizde tanıştık. Bize sahip çıktılar yeni gelmiş insanlar olarak. Buraya gelmemiz onlar açısından da bir şanstı. Çünkü çocuklarını gönderebilecekleri bir ortaokulları oldu. Öğretmen olarak hiçbir sorun yaşamadık. Diyalog kurmak kolaydı. Çünkü adadasınız.
bir aradasınız. Okul 3'te kapanıyor ama çocuklar 6'da 7'de evlerine zorla gönderiyorduk. Çünkü beraber top oynuyorduk. Yahut bahçedeydik. Yahut beraber gezmeye gidiyorduk. Yani incir yemeye gidiyorduk. İşte badem topluyorduk, ceviz topluyorduk falan. Böyle geçiyordu zaman. Özgürdük. Şimdi ben ilkokul mezunuyum. Burada o zamanlar ne ortaokul var, ne lise var, ne üniversite var. O yönden okuyamadık yani. Dışarılara da gidemedik. İstanbul'a, Ankara'ya vesaire okumaya gidemedik yani. İlkokul bitirdim, imtihana girdim köy enstitülerine. 14 kişi girdik, bir ben kazandım. Kazandım ama benim öğretmenim müjde veriyor rahmetli babama. Diyor ki, Necmi kazandı, reis diyor, bak diyor, ne güzel diyor. Babam hiç sevinmeyi bilemedi, beceremedi. Yok ki imkanı, gönderemedi. Benden bir numara büyüğü gönderdik. Zeytinde çalışırdım ben mesela, 2,5 lira yemeğiyle beraber. Harçlık gönderirdik ona. Bana kim gönderecekti? Yoktu ki. Benim annem okur yazar değildi. Ablam okur yazar değildi. Efendim, kız çocuğu okumaz. O devirlerde o zihniyet öyleydi. Fakat buraya biz geldiğimizde 90 yaşındaki Rum kadını mecmua okuyordu. İneceğim yalıya kuma sarılacağım, ettim kendi kendime kime darılacağım. Denize dalacağım ey balıklar balıklar, iki gözünden gelsin yaptığım sevdalıklar. Karadeniz'den getirdiğimiz gelenekleri biraz sürdürdük. Bayram günleri bizde şöyleydi, evini açardı birisi, orada kemençe çalardı, memleket oyunlarını oynardık. Kızlarla karışık oynardık yani. Bu avluda babam kemençe çaldığı zaman bu avluda ne horonlar oynanmıştır. Rahmetli babamın kendine has türküleri vardı. Osmanlı parasını kim yazdı turasını? Çeken eller kurusun Hasan'ın kurasını. Selamettin babası kemençe çalardı, kendimizi oynardı, yaparlar. Onu ki ona engel olamaz. Ben hiç kemençenin K'sini bilmezdim, öğrendim. Rahmetli ablam söylerdi. Ondan esinlenerek çalardım yani. Kendi kendime öğrendim. Onun notası yok, bir şeysi yok işte. Kulak meselesi. Yeni evliydim. Her akşam gelip ona kemençe çalardı. Çok güzel çalardı. Bırakma dedim, unutma bunu. Çok güzel kemençe ve kızları oynatıyormuş düğünlerde. Rahmetli Hacer abla da söylerdi. Annesi de tef çalıyormuş Murat'ın. Toplanıp işte kendi oradaki adetlerini burada uygulamışlar. Şimdi ben bakıyorum yani ta Karadeniz'den hiç tanımadığım bir yere bunları göç getirmek çok kötü bir şey. Çok zor. Artık ne kadar zor durumda kalmışlar ki gelmişler. Sürmene'ye hiç gitmedim. Ama çok arzu ettim. 4-5 sene önce amcamın kızı biraz da Trabzon'a gel dedi. Karadeniz'e bak dedi. Ne güzel dedi. Orada dedi hani evimiz var. Dere kenarında dedi. Gel bir de oraları gör. O fındıklıkları gör. Ayaklarımız tiken içinde hep yara çıban oldu. Fındık toplayacağız diye. Gel sen de bir topla. Gel bir gör oraları. Şimdi Sürmene ile Gökçe Adası aşağı yukarı 1400 kilometre ve o zaman karayolu yok. Nasıl gitsinler gelsinler sık sık. İstanbul'dan haftada bir gemi geliyordu o zamanlar. Ve
ada ismi üzerinde Rüzgarlı Ada, Rumca İmroz Rüzgarlı Ada. Yani öyle zaman geliyordu ki bir ay 62 gün geminin gelmediği oldu buraya. Sürmene'ye bir sefer gittim. Başka gitmedim. Ama bu sene gitme niyetim var. Akrabalarım var orada. Gel dediler. Tabii baba toprağı özleniyor, aranıyor. Zannedersem annem babam çileli bir ömür çekti orada. Biz dağa giderdik, Kastel Deresi'ni 3 defa dolaşırdık. Bizi iskana zorlayan evimizin baş tarafında olan bir sel yüzünden. Babam ne yaptıysa o seli kesemedi. Şimdi şöyle diyeyim, annem babam yani tabii ki orayı hatırlıyorlar. Bu ada gibi kayalık veyahut kuru değildi yani. 3-4 sefer gittim ama hakikaten çok yeşil bir memleket. Çok yeşil. Yağmuru bol. Öyle bir yer. Vallahi ben şöyle bir şey hissettim. Ben babamın yerinde olsaydım bırakmazdım orayı. Bırakmazdım. Sürmeli'ye hiç gitmedim. Memleket olarak hep Gökçeada'yı. Anne baba devamlı burada olduğu için işte biraz boşluk bulduğumuz zaman, izin bulduğumuz zaman hep Gökçeada. Şu andaki varlığımın iki misli varlığını sürmeye de verseniz ben gitmem. Ben babamın memleketi olduğu halde gitmem. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Toprağım olarak burayı biliyorum. Hatta ben onu da vasiyet ettim. Nerede ölürsem öleyim. Beni getirip Gökçeada'ya gömün. Göç deyince çok acı bir şey yani. Bir insanoğlu mahalle bile değişse acaba komşum bu nasıl diye düşünür durursun. Değil mi? Allah kimseyi yuvasından yapmasın. Ayırmasın. Vallahi göç aciz kalmış vatandaş demek. Neden göç etsin bıraksın köyünde başka bir yere gitsin? Kimse toprağını bırakmak istemez. Ben sel olmasaydı ben memleketimi terk etmezdim ki. Ben o dağları seviyordum, o toprağı seviyordum. Yaz uşağım yaz. Kelinim Hayriye. Önce nasılsın der. İyi olmanı bu Tanrı'dan diler o. Mahmut nasıldır? İyi olmasını Allah'tan diler o. Hayriye, rüyanda beni gördün. Aynı gördüğün gibi. Çok garip. Gönderdiğin fotoğrafları aldım. Çok memnun oldum. Günde 3 defa çıkarıp size bakarım. Dayanamam. Ağlarım. Ne yapayım? Mektup yazdım alasın. Okuyup ağlayasın,
Mektubumun üstüne yar durmaya, sun gele sun durmaya, sun gele sun. Mektubumun üstüne yar durmaya, sun gele sun durmaya, sun gele. Çaykara Boğazı'nda seller olmuş, büyük seller. İmar Sükan Bakanlığı heyet gönderdi Çaykara'ya. 1973'te burayı incelediler ve buranın tahliyesini talep ettiler en kısa bir zamanda. Ve o zaman karar verdiler, Şahinkaya Gökçeada'ya nakledilecek. Orası az olduğu için devamlı bizim o çaylardan macun çıkardı yani. Kırıkhana kilitliler. Çok yerlere kilitliler için. Arazimiz az olduğu için hep gurbet hayatı vardı bizim orada. 4 tane çocuğum vardı. Adam gurbetteydi Hollanda'da. Köş kararını ben aldım. Annem babam istemediler çocuklarından ayrılmaya. İstemeyerek geldim yani. Bizi devlet yani getirdi buraya. Önce kamyonlara eşyalarımızı yüklüyorduk. Ne vardı işte çılgı çabutumuz. Geldi komşularımız yolcu ettiler bizi. İşte biraz ağlamalar oldu derken. Öyle işte ayrıldık köyümüzden, Çaykara'mızdan. Ağlamaklar, bayırmaklar. Ana babadan ayrılmak kolay mıydı? Trabzon'a erken geldim zannettim dünyadan çıktım ama. Gelince anladım dünyadan çıktığımız. 5 tane yetimim var idi. Dediler bu orada yapamaz, bunu alıp gidemezdik. Oraya erkek lazım, çalışacak. Ben dağladım, sızladım. Komşular hep gidiyor. Ben yalnız burada çakallar yer bizi. Düşünün ki 500 yılı aşkın komşuluk münasebetleri olan bir yaşam yerinden kopuyorsunuz. Tabii o çok duyguluydu. Ben evet bir merasim yapmak kaydıyla okulun yanında göç hareketi başladı o zaman. Otobüsler geldi, otobüsleri yükledik. Ana baba günü. Ta Trabzon'un çıkışı ve ne konvoy halinde ben Beşiktaş'a gittim ve yolcu yaptık onları. Biz üç arkadaş gruptan 3 gün önce gelmiştik. Yük kamyonlarıyla geldik. Şahinkaya'da bir binalar yapılmış. Bahçe duvarları filan, sokaklar dizayn edilmemiş. Değişik bir ortamdı. 2-3 gün sonra da esas grup geldi. Öyle yerleştik işte. Ondan sonra bir açılış töreni filan devlet tarafından tanzim edildi. Açılışımız çok teptebeli oldu. Bizim köyümüzün ismi Şahinkaya Köyü'ydü memleket. Oranın ismini de buraya belli. Burada olduğu için Şahinkaya Mahallesi, Tereköy mesela orası köyümüz, oranın mahallesi. Muhtarlığımız da oradaydı. Karakol orada vardı. Kahveler şeyler orada vardı. Burada. Geldiğimiz zaman da kimse yoktu. İşsizdi bu evler. Kendi şahsımı konuşuyorum. Güzel gelmedi bana. Sıra güzelleşti. Ne kadar kaldıkça sevdik burasını. Ha şimdi memleketten daha güzel geliyor bana. Annemiz dedi ki burada idare olmaz. Burada ben çocuk istemiyorum kalacaksınız burada. Dönelim. Beş on gün burada kaldı. 10 gün yadağını açmadı. Açmadı öyle onun bunun yadağına kenarına yattı da öyle istemedi, sevmedi. Burada bir inek yatacak yer gözünü tutmadı. Geldiğimiz zaman çırılçıplak. Bir tane ağaç yok. Hep yollar perişan. Evler doğru dürüst yapılmadı. Öyle rüzgarlı bir yere geldik.
Moralimiz çok bozuldu burada, çok bozuldu. Bütün millet ne yapacağını şaşırdı, bazıları geri döndü. Herkes başladı evin önüne sarmaya, yeşillendirmeye, ağaç dikmeye, bahçe yapmaya. Çaykara'da mısır yapardık, pellerdik, kazardık, kahan yapardık. Çok çalışırdık orada. Oranın işiyle buranın işi ayrı. Buraya geldik ki buranın işlerini biz yapamıyoruz, erkek işi. Buraya can geldik, aklım kafamdan çıktı. Dedim ben burada bu yetimlere bakamam. Kupkuru ortalık, ha bu yeşillikler, ha bu şeyler yoktu. Bir kısmı ihtiyarlar bize yalvardı. Mal getirin, mal. Malsız gitmeyin. Şimdi Rumların bir lafı var indi. Zo eşis, zis eşis. Zo uçeşis, zis uçeşis. Zis demek yani hayat. İneğin var ise hayatın var. Bolluğun var, yiyeceğin var. İneğin yok ise hiçbir şeyin yok. Gibi bir şey bekliyorduk. Biz arazinin parasını da verdik. Ha, bedava gelmedi. Burada para ödedik arazi. Evlerimize para ödedik. Devlet bize yapacağı yardımları yapmamış. Yapamamış yani. Biz beklediklerimizin karşılığını alamadık. Biz istedik Laz koyuna, oralara köyü kaldıralım. Burası yayla olur. Burası köy olmaz. Bizi bu dağın başına götürdü. O bir köyleri görüyorsunuz. Hepsi deniz kenarlarındadır. Burada öyle kar yağar, öyle kar yağar. Bu benim ev hiç görünmez yani. Geldiğimizde zaten araziler ekiliydi. Devlet tarafından ekildi. Onlar ayçiçek olsun, buğday olsun. Daha sonra kendilerimiz ekmeye başladık. Susam, ayçiçek, genelde arpa, buğday ve diğer dayanıklı tarım yapıldı. Zeytini gördük, ağacını görmedik. Nar gördük ama ağacını görmedik. Bademi burada gördük biz ilk defa. Düşünün, siz geliyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Şimdi Karadeniz'de traktör olmaz yani, bizim bölgede olmaz. Traktörle iş göreceksiniz. Arazi büyük, böyle bir arazi Trabzon'da olsa zaten hiçbir yere gitmezsiniz. Dolayısıyla o toprağa ekmek de çok zordu. Zeytini çok zengin olanlar sofrasında görmüştür. Ondan yani ağaçta mıdır yoksa fidan şeklinde mi onu bilmez tabii. Ama burada ağaçta olduğunu ama nasıl toplanacağını bilmiyor. O süreç çok zordu tabii, o öğrenme süreci. Yani o birinci kuşak hayatı boyunca mücadele ve öğrenme çok zor bir şey var. Ama 10 kilo nasıl ama? Şimdi bir yufkada 2 yumurta ister. Diyor bu katil. Bir senafiyolu. 2 yumurta. Bakalım yapacağız onları. Nasıl gala? Gala. Lagut diyene diye lagut şey. Hey, oyun yapalım. Semiz otu. Aa, yemiz talemi turgiyen istalemi. Kala. Esi kala ekseriz. Kala, kala. Hadi. Çok güzel anılarımız var. Mesela benim eşim sağ olduğu zaman beraber bunların manastırları olurdu oralara. Evet, gidiyorduk. Manastırlar vardı. Beraber kurbanlar kesin. Duamızı yapıyorduk. Geliyordu. Bu da kocası. İşte geçiyorduk hepimiz. Akşamları hadi beraber olalım diye bunun eşi Parpo Sotir. Hadi kuzu benden, diğer masa sizden otururuz. Muhabbetimizi evet. Ederiz, yemeğimizi doğru, yeriz. Doğru. Yani, kocası da çok iyi çok adam. Çok güzel günlerimizi geçiriyorduk yani.
Çocuklarımı sor. Nasıl seviyor? Kendi evladı gibi seviyor. Evet. Rumlarla ben hep iyi ilişkiler içerisinde oldum. Dostlarım var, arkadaşlarım var. Beni kardeşim diye lanse eden dostlarım var Yunanistan'da. Genelde pek yanlış yapmak istemem insanlara karşı. Onlara karşı hiç istemiyorum. Tabii ezilmiş insanlar. Bunu açık yüreklikle söylerim. Sahip çıkılması gerekiyor. Yani hem buranın insanlarına sahip çıkılması gerekiyor, hem binalarını görüyorsun metruk vaziyette, yıkık, her taraf yıkılmış, dökülmüş. Bunlar hep insan emeğiyle meydana getirilmiş şeylerdir. Bunların her birinde alın teri var. Rumlarla benim çok ortak bağlarım olmuştur. Hem ticari anlamda hem imece usulü anlamında. Rumlar mandıra yapardılar. Biz burada serbest hayvancılık var. Dolayısıyla Rumlar dağlardan koyunları şey yapmak için, toplamak için, kırkmak veya kuzusunu satmak için 10-15 kişi, 20 kişiye ihtiyaç olurdu. İyi koşucu olduğum için de beni de çağırırdılar bu ortama. Sabah işte 5'te kalkardık, koyunları dağlardan böyle köpekleriyle beraber bir çeber var. Oraya sokmaya çalışırdık. Ben hiç sıkıntı çekmedim Rumlarla beraber. Hiç. Hep sevildik, hem sevdik de. Rumlardan ben bir kötülük görmedim. Çirklerimi kayırırdılar. Ne saklar deseler verirdiler, yapardılar. Herkes memnun idi. Ama bunlar şükür işte çocuklar oldu, dağıldılar. Kimse kalmadı. İki toplumlu, ezan ve çan sesinin göğe huzur içinde yükseldiği bir yer. Şimdi siz bunu oturtturursanız ne kozmopolitik kalır, ne birini ötekini, şunu bunu, şucu bucu yaparsınız. Ortak çanakta, ortak kader. Mahrumiyetin güzelliklerinden biri budur. Yani siz birbirinize muhtaçsınız. Kendi içinde bir karma köklü oldu. Kökçü adamın teri köyünü öğretmen olarak daim oldum. Buraya geldik, çocukları kaybettik. Okutamadım onları. İşte orada en büyük problem oydu. Onun için çok pişmanım buraya geldiğime. Ben memurdum, öğretmendim. Merkez yakın, yani lise vardı, ortaokul vardı Trabzon'da. En büyük kaybımız o. Bizim çocukluk dönemimizde, talebelik yıllarımızda Çaykara eğitim yönünden Türkiye genelinde en yüksek olan ilçelerden bir tanesi. Burada o şeye devam ettiremedik. Evet, okuyan oldu ama seviye düşük. Çaykara'ya göre seviyemiz çok düşük eğitimde. İlkokulu Dereköy'de okudum. Ortaokulu da Gökçeada Lisesi'nde okudum. Üçüncü sınıftan ayrıldım. Ben tabii adada spor anlamında çok aktiftim. Bu köyün Şahinkaya Spor Kulübümüz vardı. Ben orada kaleciydim. Bir de spor anlamında atletizme çok yatkındım. Koşuyor, nefesim gayet iyiydi. Şahinkaya tam merkeze ben aslında arabalardan daha önce gidiyordum. Yani 36 dakikada 13 kilometreyi ben koşuyordum. Bu anlamda işte bize destek olmasaydı iyi bir sporcu olurduk. Tabii gençler daha hareketlidir. Onlara belki biraz şey gelir burası. Zaten köyümüze geldik, gençlerimiz hep dağıldı. Bir yapacak iş kendilerine göre bulamadı bu köyde. İşte malcılık vardı. Malcılığı da biz o kadar beceremedik herhalde. Bu Rumlar çok güzel beceriyor, yapaydı. Biz beceremedik onu. Gençlerimiz biraz dağıldı. İşte derken burası bayağı işsizlendi. 61 hanedir yani. 20 hane belki şeylik var burada şimdi. Hava arıya zarar veriyor.
kemençe ve kaval. Hemen bizde ayaklar oynamaya, içimiz, omuzlarımız kıvırlamaya başlıyor. Geleneklerimizi sürdürdük. Bunları gençlerimize de yaşatmayı, özellikle horonu yaşatmayı, o kültürümüzü devam ettirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da yapıyor zaten, öğreniyor. Hiç yabancılık çekmiyorlar. Yani onun, hatta dördüncü kuşaklar bile, küçükler bile onları oynamaya başlıyor yani. Üçüncü kuşaklar tabii ki çaba gösteriyoruz. Elimizden geldiğimiz kadar Karadeniz yöresindeki halk oyunlarını, Karadeniz kültürünü, işte atıyorum burada kuymağı, muhlaması, her şeyini burada yürütmeye çalışıyoruz. Kamatımın babası çalar kamat. Aradaki gibi oturur da onu dinledik, onu arasında dinledik. Memleketinde de olsun, nerede olursan ol. Hayat bitti, o gençlik gitti, o zaman özleniyor, aranıyor. O eski günler, o eski yaşanılar aranıyor. Bazen memleket hatırıma geldiğimde içim sızlayır, hemen kavala alıyorum. Memleketi alıyorum, gözümün önünde de o gezdiğimiz yaylalarda, o garipli yerlerde çalınan kavallar, kemenceler olan hep aklıma geliyor. Bir garip havala çalıyorum. Kendime biraz rahat hissediyorum o tarafta. Ruhen rahat oluyorum. Göç insanı olmak kolay değil. Şimdi siz çok farklı bir coğrafyadan, çok farklı bir coğrafyaya geliyorsunuz ve gelmiş olduğunuz coğrafya da ada. Bir adalı olmak bir kültür. Kültür de 100 yılda kurulan. Dolayısıyla biz ikinci kuşağız. Üçüncü kuşakların daha rahat uyum sağlayabilecek bir yer burası aslında. Burada en büyük sıkıntıyı birinci kuşaklar çekmiş oldu. Çünkü ulaşım da çok kolay olmadığı için memleketlerini de göremedi insanlar. Eski şeyler nerede? Hiçbiri yok. Yayık yapardık, tekne kurardık. Ne lezzetli, ne lezzetli. Yağ peynir olurdu. Hiç aklımdan çıkmaz onlar. Kuşber yaylasına. Köyden 12 saatte yaya olarak giderdik. Ayaklarımıza su sizlerdi, nasır bağlardı. Öyle zorluklar çektik. Orada çok zorluklardı. Ama burada zorluk çekmedim. Zorluk çekmemeden kareplik çektik. Daha iyi şartlarda burada yaşam mücadelesi vereceğimiz söylendi. Evet, gerçekten de öyle oldu. Gökçeada şartlarına uyum sağladık. Ama Çaykara bir özlem. Yani 1000 yıl da geçse belki ömrümüz onu affedemez ama bir özlem. Her gece yattığımızda mutlaka Çaykara'da bir rüyamızı hatırlarız. Ki 10 yaşında olmama rağmen. Evet, Gökçeada da güzel bir yer. Mayıs ayı burada güzel ama Çaykara'nın güzeli Mayıs ayı farklı. İşte o göçler, yaylaya çıkışlar, işte o mezirelere çıkışlar, çayır biçmeler. Evet, onları ben çocuk da olsam onları biliyorum. Yaşadık onları. İyi ki yaşadık. İyi ki de Çaykara'dayız. Çaykara'ya şöyle yaylayı çok özlüyorum. Yani yaylada doğduğum için işte hatta şöyle bizim yaylamız yer obasıydı yani. İnekler bir tarafta, biz bir tarafta yatardık yani. Orada işte hamucaralar falan, onları toplardık. Böyle anavavula deriz. Onları yakalamak için tenekelerdeki su taşırdık. Çimenleri kazardık. Böyle dere yatağını çevirirdik. Dolayısıyla oraya bir gölet olarak oluştururduk. Yüzerdik orada. Yani o anılarımı, çocukluk anılarımı, yayla anılarımı hiç unutamam yani. Kuşmer yaylası çok meraklı yayla. Yani o temeliyle değil. Senede 2-3 defa ancak giderdik oraya, bir çalışanlar, yaşlılar giderdiler. Ama o bambaşka bir hikaye. Çaykara'nın okul yıllarında mesela bizim ortaokul köyümüzde uzaktı. Aşağı yukarı 1,5-2 saatlik bir yaya yolla biz ortaokula giderdik. Bu
Nisan sonları Mayıs ayında filan okuldan çıkıp da ikindiye doğru mesela evreden sonra eve gelirken o baharı hiç unutamıyorum. Yani o havanın bulutlu olması, bir ara gürlemesi filan, ondan sonra ufak bir yağmurdan sonra tekrar açılması, o gökyüzünde bulutların bembeyaz oluşu, o özlem hep içimde var yani. Ama çocukluğu hiç unutamıyorum. Dört yıl Gökçeada'da da kaldım. Bilahare toprak nasılsa sabittir diyerek çoluk çocuğumu burada okutamayacağım kanaatiyle bölgeden ayrıldım. Yine Çaykara'ya getirdim aileyi. Bizim göç bir toprak elde etme, yaşantıyı başka bir yerde kurma. Rahmetli annem vardı, biraz da Arapça ilmine sahipti. Derdi oğlum gidiyorsun ama muhacereden 70 türlü belası var. En hafifi ölümdür. En hafifi ölüm olduğundan sonra daha nereye gidiyoruz yani? Yani Buda'ya da intibak derler. Şimdi ada bana küçük geldi. Gezdiğim çevrelere göre ada bana küçük geldi. Burada yaşamak için burayı sevmeniz gerekir. Biz adayı sevdik. Adanın şartlarını da kabul ettik. Dolayısıyla bu anlamda ada bizim için bir nimet. Yani bu havası, denizi, ben adanın dört bir tarafına zıpkınla daldım, balık avladım. Adanın yani bu kara parçası olarak yani tikeniği, kevenini nasıl, ağacını nasıl tanıyorsam denizinin de içini öyle tanıyorum ben yani. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Çaykara'dan göç zorunluydu zaten. Olmazsa olmazdı. Bakın Çaykara sadece buraya göç vermedi. 7 tane bölgeye göç verdi. Yani oranın potansiyeli orayı taşıma imkanı yok zaten. Herkes orada yaşıyor olsaydı zaten orada hiçbir şey olmazdı yani. Yetmezdi, Çaykara yetmezdi. Orada doğup gençliğini orada geçirip buraya gelenler biraz gelirken biraz bocalama yaşamıştır. Ama biz burada Gökçeada'da doğduğumuz için bana herhangi öyle bir şey gelmedi. Söz konusu değil. 1400 kilometre ileriden Türkiye'nin en batısında bile bize her yer Trabzon diyoruz. Tabii ki Trabzonspor'u tutuyoruz. Her ne kadar mücadele versek de, yenilsek de ölümüne kadar Trabzonspor'u tutmaya devam ediyoruz.